Nedir? Lübnan'da neler yaşanıyor? İsrail'in hedefi nedir? Hepsi gündemimizde. Biraz da tarihe yolculuk yapacağız. Unutmadığımız anlar, anlaşmalar var. Bize ne anlatıyor? Kimini değerlendireceğiz? Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yasin Atlıoğlu bizlerle birlikte. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar Yaşar. Evet. Çok teşekkür ederiz. Şimdi önce tarihe yolculuk yapmadan önce İsterseniz son durumu bir değerlendirmenizi istiyorum. Ne oluyor? Nereye doğru gidecek? İsrail hedefi nedir? Golan Tepeleri diyorduk. Orada bir Dürziye köylerine saldırı. Sizle yine bağlantı yapmıştık. Bu son gelişmeler bize ne anlatıyor? Tabii en son sizinle konuştuğumuzda gündemde daha çok suikastler vardı. Ki yaz boyunca İsrail'in Lübnan ve Filistinlilere yönelik siyasetinin suikastler üzerinden şekillendiğini görmüştük ki Ağustos sonunda işte biz konuştuğumuz ayın sonunda da Hizbullah'ın bir intikam saldırısı olmuştu ama pek yeterli de bulunmadı açıkçası kimse tarafından. Dolayısıyla tabii Eylül ayına girerken aslında biraz durum sakinleşir gibiydi. Fakat bir anda karşımıza tabii önce İsrailli yetkililerin ağzından yapılan işte cephenin kuzeye doğru kayacağına ilgili açıklamalar, hatta işte Lübnan'a yönelik bir askeri operasyon hazırlıklarının yapıldığına dair açıklamalar ve ardından da hiç kimsenin beklemediği şekilde biliyorsunuz şu ana kadar tam ne olduğu da bilinmeyen Hizbullah'ın üyelerinin taşıdığı çağrı cihazlarının patlatılması yoluyla belki tarihte eşi benzeri görülmemiş bir saldırı gerçekleşti ki tırnak içinde ben bunu tabii sivilleri kapsayan bir terör eylemi olarak gördüğümü de belirtmek istiyorum. Dolayısıyla tabii bu saldırı büyük bir şok oldu. Tabii dün Hasan Nasrallah'ın kendi yaptığı açıklamada da bu saldırının örgüt tarafından da beklenmediği ve örgüte karşı ciddi bir etki uyandırdığını da onun ağzından da dinledik. Tabii bundan sonra ne olacak? Tabii akşamdan beri çatışmalar şiddetlendi. Dün görmüşsünüzdür dün akşam Hizbullah'ın sınırdan kuzey bölgelerine hedef aldığını gördük. Aynı zamanda da geçen seneden beri en şiddetli hava saldırılarını düzenledi İsrail. Bu saldırılar dün akşam için belki bir kara harekatının başlangıcı olarak yorumlandı ama bugün biraz daha sessizlik hakim. Ben de yani geniş çaplı bir kara saldırısının çok kolay olacağını düşünenlerden değilim. Dolayısıyla da birazcık beklememiz lazım. Yani şu noktada İsrail'in geniş çaplı bir kara harekatı ki bunun kastettiğim yer Güney Lübnan olup olmayacağı hala belirsizliğini koruyor. Şunu da unutmamak lazım tabii yani Lübnan topraklarına İsrail'in girmesi durumunda hem İsrail açısından hem Hizbullah açısından ciddi riskler barındıran bir çatışma ortaya çıktı. O riskleri konuşalım ama 2006'ya dönelim. Buyurun. O zaman bir aylık bir Lübnan-İsrail savaşı vardı. Yani İsrail burada mağlup oldu değil mi hocam? Evet. Birleşmiş Milletler kararıyla bir ateşkes imzalandı. Şimdi neye dayanarak yani bu savaşı bu şekilde Gazze'deki birliklerini kuzeye taşıyor, buraya doğru yaymaya çalışıyor? Sadece 2006 Temmuz Savaşı değil yani bunun daha da arka planı var. 1978 ve 82 yıllarında Lübnan topraklarına yönelik yapılmış bir işgal hareketi var. İsrail'in ki 82 işgali sonunda işte Liten Nehri'ne kadar olan bölge 2000 yılına kadar İsrail'in kontrolü altında kaldı. İşte Hristiyan bir grup vardı, onları taşeron olarak kullanıyorlardı Güney Lübnan ordusu diye. Ve 2000 yılına kadar kaldılar ve bu süreç içerisinde Güney Lübnan'da yaşananları bu konuda çalışanlar tabii daha ayrıntılı olarak biliyor ama tam bir felaket İsrail için. Asker kayıpları ki İsrail basınında da sürekli olarak Güney Lübnan İsrail'in Vietnam'ı olarak bahsediliyordu 1990'larda. 2000 yılının Mayıs ayında bu işgal sona erdi. Ve bu işgalin sona ermesinde en önemli aktör maalesef Lübnan ordusu olmadı, Hizbullah oldu. Yani Hizbullah'ın 92'den 2000'e kadar yaptığı mücadele belki de Arap dünyası içinde de yani hiçbir Arap devletinin yapamadığı şey Hizbullah yaptı ve İsrail'i işgal ettiği bir toprak parçasından geri çekmeyi başardı. Başarttı yani bu Hizbullah'ın şöhreti açısından da önemli bir dönüm noktası ve ondan sonra tabii sizin dediğiniz ikinci olay burada da aslında ilk kez Hizbullah'ın silah gücünün ve askeri yeteneklerinin test edildiği olay olduğunu söyleyebiliriz. Yani 2006 Haziran ayının sonlarında iki İsrailli askerin bir operasyonla kaçırılmasının sonrasında İsrail topyekun bir savaş başlattı ve hem kara birlikleri hem havadan Lübnan'a yönelik, ki Lübnan'ın birçok yeri bombalandı ve 33 gün süren bu savaşın neticesinde de tabii girmek kolay ama çıkması çok kolay olmadı ki Hizbullah açısından da ciddi bir zafer. Hizbullah'ın sahip olduğu füzeleri göstermesi açısından önemli bir zafer oldu. 4000'den fazla füze fırlatmıştı o dönem içerisinde, ki bu Hizbullah'ın askeri kapasitesini ve aynı zamanda tabii kara birliklerine, tanklara ciddi zararlar verdirmişti, İsrail'in Merkava tanklarına. Dolayısıyla bu olaylar hem uzun süre 82-2000 işgali hem de 2006'daki saldırıya baktığımızda muhakkak ki İsrail tarafında da bu geçmişteki kötü tecrübeleri düşünenler çok fazla olduğunu düşünüyorum ben de. Yani bu tecrübelerden yola çıkarak Lübnan'a yapılacak bir kara harekatının riskleri İsrail açısından oldukça fazla. O zaman şunu da sormak istiyorum. İşte Fransız kolonisi olarak başlayan bir süreç, ardından etnik mezhepsel yapılarıyla birlikte değerlendirdiğimizde 89-91 Taif Antlaşması'na dönmenizi istiyorum. Bize önemini anlatır mısınız? Çünkü biraz önce dediniz ki Lübnan ordusu değil, Hizbullah başarılı oldu. Yani Hizbullah bu güce nasıl erişti? Taif Antlaşması neydi? Bize anlatır mısınız? Buyurun. Aslında Hizbullah'la İsrail çatışmasına bakarken çoğu zaman biz çok dar bir çerçevede bakıyoruz ve dar bir tarihsel dönem içerisinde olayı ele alıyoruz ki olayın kökenlerini aslında Osmanlı'nın sonrasındaki dönemde gerek Fransız mandası gerekse bağımsızlık sonrası, yani 2. Dünya Savaşı sonrasında hem Filistin'deki devletin inşası hem de Lübnan'daki devletin inşası açısından ele almak lazım ki orada da bir sınır var. Bu uluslararası bir sınır değil. Yani biz sürekli Lübnan-İsrail sınırı diye konuşuyoruz ama böyle bir sınır yok aslında. Yani bu sınırı onaylayacak bir uluslararası antlaşma yok. Dolayısıyla da sınır Manda döneminde İngilizlerle Fransızlar, yani iki sömürgeci gücün çizdiği Manda dönemi Filistin'i ile Manda dönemi Suriye'si ve Lübnan'ını ayıran bir sınır. Dolayısıyla bu tespiti yapmamız gerekiyor. Ve her şeyden önemlisi yine 48 Savaşı sırasında bu sınırın, bugünkü sınırın güneyindeki bölgeler, ki Hizbullah'ın sürekli bombaladığı bölgeler, Filistinlilerin yaşadığı ve 1947'deki Taksim kararına göre de özellikle batı tarafı Filistin devletine verilmiş bir alandı. Ve buralar boşaltıldı. Buralara Yahudi yerleşimciler yerleştirildi ve tabii 48 yılındaki Taksim kararının 47'deki Taksim kararı neticesinde de 48-15 Mayıs'ında bir İsrail devleti kuruldu. Buna karşılık da Lübnan'daki devlet de yine Fransız mandası döneminin etkisi altında bir, biz konfesyonel veya mezhepçi bir sistem diyoruz. Yani ülkedeki farklı mezhepsel gruplara dayalı bir siyasal sistem inşa edildi ve bu sistem içerisinde bu farklı grupların, ki bunların arasında tabii ana grup olarak Hristiyanlar ve Müslümanlar olarak ayrılıyor ama bir sürü alt grup var. Çok detaya da girmek istemiyorum ama Sünniler, Şiiler, Maruniler, Rum Ortodokslar, Rum Katolikler, yani sadece parlamentoda temsil edilen 11 tane farklı mezhepsel grup var. Ülkede de devletin tanıdığı 18 tane mezhepsel grup var. Şimdi sizin söylediğiniz Taif Antlaşması da ülkedeki mezhepçi sisteme ile ilgili son yasal düzenleme. Yani daha önce 1926 Anayasası ve 1943'te sözlü bir ulusal pakt diye bir anlaşma var. Bu çerçevede Lübnan inşa edilmişti. Fakat bu sistem işlemedi. Önce 58, sonra da 75'te iki tane iç savaş ve sonrasında da tabii ikinci iç savaş, 15 yıllık iç savaşın neticesinde de 89 yılında bir anlaşma yapıldı. Lübnan parlamentosundan kalan milletvekilleri toplandı. İç savaş öncesinden kalan milletvekilleri ve Suudi Arabistan'ın Taif kentinde bunlara bir antlaşma yaptırıldı ki antlaşmanın sponsorlarına baktığımızda ağırlık tabii Suriye, Suudi Arabistan, kısmen Amerika'da arabulucu olarak antlaşmanın içerisinde yer aldı. Bu antlaşma ülkedeki mezhepçi sistemi, yani mezheplere dayalı devletin paylaşımı, yani biliyorsunuz da basit bir şekilde anlatırsam devlet başkanı her zaman Maruni olmak zorunda Lübnan'da. Başbakan her zaman Sünni olmak zorunda, meclis başkanı da sürekli Şii olmak zorunda. Parlamentoda bu şekilde paylaştırılıyor mezhepler arasında. Irak'taki yapıya benziyor değil mi hocam? Efendim? Irak'taki yapıya benziyor. Irak'taki yapı bunun üzerine benzer bir şekilde kurgulandığını söyleyebiliriz. Evet. O birazcık daha farklı Irak'taki federasyon sistemi. Ama şunu söyleyeyim, tabii bölgede ulus devlet inşa etmedeki başarısızlık ve çoğu zaman da işte etnik ve mezhepsel grupların temsilliğinin ön plana çıkartılacak bir demokrasinin inşa edilebileceğine dair söylemin başarısız olduğunu göstergesi aslında. Irak'ta bunun bir göstergesi. Lübnan apaçık bir göstergesi tabii uzun süredir. Dolayısıyla bu sistem içerisinde hiçbir zaman Lübnan'da güçlü bir devlet oluşmadı. Yani biraz önce Lübnan ordusu dedik, aslında Lübnan ordusu diye bir şey yok. Yani Lübnan ordusu farklı mezheplerden oluşan askerlerin bir araya geldiği ve 1975 savaşında biz bunu çok net gördük. İç savaş çıkar çıkmaz Lübnan ordusundaki askerler kendi mezheplerine ait milis gruplarına katıldılar ve ortada ordu falan kalmadı. Dolayısıyla tabii iç savaştaki dağılan ordunun tekrar inşa edilmesi ve devletin tekrar inşa edilmesi gerekiyordu. Taif Anlaşması'nın bir amacı mezhepçi sistemi tekrar yenilemek, diğer amacı da ülkeyi tekrar inşa etmek. İşte bu bağlamda denildi ki Taif Anlaşması'nda iç savaştan sonra Lübnan ordusu tekrar yapılandırılacak ama ülkedeki silahlı gruplar, iç savaşta savaşan silahlı grupların hepsi tasfiye edilecek. Burada bir tane istisna bırakılıyor. Hizbullah. Bu istisnanın sebebi de şu, Hizbullah, evet Hizbullah. Bunun sebebi de şu, Taif Anlaşması'nda belirtildiği gibi Birleşmiş Milletler'in Lübnan'daki İsrail işgaline karşı aldığı 1978 yılında aldığı kararlar var. Bu kararlar bağlamında İsrail işgaline karşı direniş meşru olarak kabul ediliyor Taif Anlaşması'nda. Dolayısıyla da Hizbullah tabi burada şunu da söyleyelim, yani iç savaş sonrası Suriye gibi bir aktörün önemli bir rolü var Lübnan siyaseti üzerinde. Bunun da etkisi var ki daha önce aslında Hizbullah'la araları çok iyi değil iç savaş sırasında Suriye'nin, ama bir İran, Suriye ve Hizbullah'ı kapsayacak ve daha sonra Filistin örgütleri de işini alacak bir direniş hareketi de söz konusu 90'larda. Dolayısıyla Hizbullah Taif Anlaşması'nın kendine verdiği meşruiyetle birlikte askeri gücünü korudu ve askeri gücünün temel meşruiyet kaynağı da, yani Lübnan'da bir ordu var ve bu ordunun yanında bir askeri güç var. Hatta Lübnan ordusundan daha güçlü bir askeri kuvvet barındırıyor Hizbullah. Fakat bu Taif Anlaşması'na göre bir meşruiyete sahip. Meşruiyetin kaynağı da İsrail'e karşı savaşması. İsrail'e karşı savaşmak resmi olarak haklı bir sebep. Tabii meşruiyet kaynağı, yani Lübnan devleti. Tabii ki. Yani İsrail, tabii burada şunu sorabilirsiniz. 2000 yılında İsrail işgali bitti. Peki Hizbullah askeri gücünü niye tasfiye etmedi? Şimdi bunu da aslında şöyle görmek gerekiyor. Şimdi Hizbullah 1982 yılında İsrail işgalinin başladığı sıralarda İran'ın desteğiyle kurulmuş bir örgüt aslında. 1985'e kadar bir takım eylemler yapıyor ama 85 yılında Hizbullah ilk kez varlığını ortaya koyuyor. Açık mektup denen bir belgeyle birlikte kendini ilan ediyor, kuruluşunu ilan ediyor ve yapılanmaya başlıyor Hizbullah. Ve Hizbullah'ın şu anda iç yapılanmasında Şura Konseyi diye bir konsey var, 86'dan beri faaliyet gösteren, başında işte bugün Hasan Nasrallah ve 8-9 kişiden oluşan bir lider kadro ve 89 yılında, yani iç savaşın son yılında örgüt kendini tekrar yapılandırıyor. Hem askeri yapısı söz konusu hem de siyasi bir yapıya doğru dönüşmeye başlayacak ki 92 yılında ilk kez, bu kararı almak da çok kolay olmadı Hizbullah açısından, bir siyasi örgüte dönüştü. Yani çünkü mevcut bu mezhepçi sisteme karşı bir başkaldırı hareketi olarak Hizbullah kendini başlangıçta sunuyordu ama sonra bu mezhepçi sistemin içerisinde yer almayı kabul etti. Biz buna genelde uzmanlar Hizbullah'ın o İran destekli kurulmuş devrimci söyleminin artık Lübnanlaşmaya başladığını söylüyor. Lübnanlaşması olarak tanımlıyoruz. Yani aslında Hizbullah Lübnan'ın o kendine özgü kültürünü benimsiyor. siyasi yapısını, toplumsal yapısını ve bunun içerisinde faaliyet gösteren bir yasal örgüt haline geliyor. Bununla da yetinmiyor aslında. Yine bu en son bu saldırı sırasında gördüğünüz öldürülen veya yaralananların büyük bir kısmı Hizbullah'ın üyesi ama sivil insanlar. Yani işte markette, evinde, arabasında falan. Şimdi bunun nedenini de anlamak lazım. Biz aslında Hizbullah yine sadece askeri bir örgüt ki askeri kanadı İslami direniş adı altında örgütleniyor Hizbullah'ın. Ama bunun dışında Hizbullah aslında devlet içinde bir devlet gibi faaliyet gösteriyor. Yani kendi sağlık sistemi var, hastaneleri var, eğitim kurumları var. Mesela iç ve dış ilişkilerini yönetecek bir takım örgütlenmeleri var. Evet. Ve buralarda çalışan... Sayın Hocam buyurun devam edin. Buralarda çalışan çok ciddi bir nüfus var. Yani Hizbullah'ın istihdam sağladığı, tabii bunların çoğu Şiilerden oluşuyor. Bir sivil yapı da söz konusu. Dolayısıyla İsrail'in baştan söylediğim gibi yaptığı bu saldırı sadece Hizbullah'ın askeri yapısına yönelik bir saldırı değil. Hizbullah'ın içerisindeki bu sivil örgütlenmeyi de ortadan kaldırmayı amaçlayan bir saldırıydı ve sivilleri de hedef aldı. Tabii bu bambaşka bir şey ortaya koyuyor ki bu kişiler aynı zamanda Lübnan vatandaşları olduğunu da unutmayalım. Yani Lübnan devletinin vatandaşları. Dolayısıyla da Hizbullah'ın bu geniş çaplı örgütlenmesini göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Hizbullah'ın askeri kanadını, askeri gücünü tamamen yok etseniz bile Hizbullah'ın siyasi yapısı Lübnan'da kalacaktır. Zaten çok yakın bir zamanda hocam özür dilerim araya girdim ama Ulusal Kanal İran temsilcimiz Gürkan Demiş Lübnan'daydı. Yani Lübnan hükümetiyle Hizbullah'ın arası nasıl diye merak ediyorduk. Çok da soru sormuştuk. Son yıllarda daha ılımlı ve uyumlu bir şekilde artarak devam ettiğini söylemişti. Ya tabii Lübnan'daki hükümet meselesi karmaşık bir konu. Yani Cumhurbaşkanı yok Sayın Hocam. 1,5 yıldır Lübnan'ın Cumhurbaşkanı yok. Tabii yani 2002 yılının Ekim'inde Michel Aoun'un Cumhurbaşkanlığı süresi bitti. Bir daha seçemediler. Aynı zamanda biliyorsunuz hükümet de aynı şekilde 2021 yılının Ekim'inde bir geçici hükümet kuruldu. Üstüne seçimler yapıldı. Ona rağmen hala seçilmedi ki bunu ya bu sistemdeki tıkanıklıklar şeyde de yaşandı. Yani 2011, 15, 16'larda da aynı şekilde yaşanmıştı. Şimdi burada sıkıntı şu, Lübnan devletinin bu mezhebe dayalı sisteminin işlememesi. Özellikle de tabii Lübnan zayıf bir devlet olduğu için çevresindeki çatışma alanlarından da doğrudan etkileniyor. Yani Filistin'deki bir çatışma, Suriye'deki bir çatışma veya bölgedeki bir çatışma Lübnan gibi bir zayıf devletin doğrudan etkilenmesine yol açıyor ki işte biliyorsunuz yani Lübnan nüfusu 5 milyon civarında, 2 milyon civarında Suriyeli sığınmacı Lübnan'a gitti Suriye İç Savaşı sırasında. Daha önceden var olan 500 bin Filistinli'yi de düşünürseniz yani güçsüz, kurumsal yapısı zayıf olan, ekonomisinin ne olduğu belli olmayan yani liberal bir ekonomi var Lübnan'da ama nasıl işlediğini hiç kimse bilmiyor. Yani IMF bile gelip baktığında bu sistem nasıl işliyor? Yani ülkede bir vergi sistemi yok, elektrik, su gibi temel ihtiyaçları devlet karşılayamıyor. Ya bu eskiden bir problemdi ama işte şeyden sonra Suriye Savaşı'nın kötü etkileriyle birlikte özellikle de 2019 ve 2020'deki liman patlamasıyla birlikte Lübnan çöktü. Şimdi tüm bu unsurları göz önünde bulundurmadan Hizbullah nasıl bir intikam alacak? Alır mı almaz mı? İran'ın emrini mi dinliyor? Ne yapacak falan yorumlarını basit bir şekilde yapmak kolay değil. Tabii yani Lübnan intikam açıklamasını yaptı. Beyrut dediniz. 2020 Beyrut patlamasına dönelim mi? Ya şimdi bu patlama niye gerçekleşti? Hala kim nasıl yapıyor? Biliyoruz da aslında bugüne gelindiğinde o patlama, Beyrut patlamasının görüntüsü varsa sevgili yönetmenimden de rica edelim. Ciddi bir patlamaydı. Ne oldu da bunu yaşadı Lübnan? Buyurun. Şimdi tabii bu son İsrail saldırısından sonra birçok kişinin aklına şu geldi. Yani İsrail Lübnan'da böyle bir saldırı düzenliyorsa ki hani belki de bir yıllık en az bir planlama neticesinde yapılmış bir saldırı. Acaba 2020'deki Beyrut patlamasında da İsrail'in bir rolü var mıdır yok mudur diye tekrar mı düşünsek diye diyen birçok kişi oldu son birkaç gündür. Tabii burada çok komplo teorilerine de girmeye gerek yok. Hani çünkü bu son saldırıyla birlikte İsrail'in amacı şuydu: ben caydırıcılığımı arttıracağım ve ben burada bölgede her şeye hakim olan bir devletim imajını vermek, ki bunu büyük ölçüde de verdi yani kamuoyuna baktığımızda. Çünkü insanları da şöyle düşündürebiliyor işte: 2020 liman patlamasını da İsrail yapmıştır, Hariri suikastini de İsrail yapmış olabilir. Ya bunların hepsi mümkündür. Bunları ben daha önce birçok kez yazdım, çizdim, konuştum. Ama tabii 2020'deki patlama şu ana kadar ortaya çıkan veriler, ki Lübnan gibi zayıf bir devlette bu konularda ciddi soruşturmalar yürütülmediğini de söyleyebilirim. Ama limandaki patlama işte 2014 yılında yanlış hatırlamıyorsam gelmiş bir gemi ele geçirilmiş. Buradaki patlayıcılar bir depoya konulmuş ve uzun süre işte mahkemeye götürülmesine rağmen bir karar alınamamış. Ve sonra da işte biri gitmiş o deponun kapısında kaynak yaparken bu patlamaya yol açmış. Hikaye bu şekilde görünen tarafı. Ama bunun dışında bir İsrail müdahalesi var mıdır veya başka Amerikan müdahalesi veya başka bir dış gücün müdahalesi veya içerideki bir takım aktörlerin kendi aralarındaki mücadelelerin bir neticesi midir? Bunu çok bilmek mümkün değil. Yani bununla ilgili bir veri söz konusu değil. İşte dolayısıyla da bizdeki gelişmeleri düşündükçe patlama ile birlikte kıyı ülkelerde özellikle yaşanan bu patlamalar, saldırılar ya da işgaller, bunları düşündükçe insan yani Atlantik cephesinden bağımsız hiçbir patlamanın yaşandığını da göremedik bugüne kadar. Haliyle hocam yıllardır konuşuyoruz. Siz de bir uzmansınız. Tabii yani bu yapabiliriz ama dediğim gibi yani. Ekranlara geldi Beyrut patlaması. Evet yani dehşet bir şeydi. Yani geçen yılda Lübnan'daydım, hala izleri duruyor birçok binada. Onarılamıyor yani. Bir de özellikle otellerin bulunduğu şehir merkezine yakın bir bölge liman. Ama dediğim gibi yani Lübnan'da devlet çok güçsüz ve limanlar gibi, havaalanları gibi yerler bile birçok farklı grubun rekabetlerine sahne olabiliyor. Dolayısıyla da hani bu patlama devletin işlememesinin veya umursamazlığın bir neticesi de olabilir. Ama dediğiniz gibi belki de diğer bir ihtimal dışarıdan bir müdahale de söz konusu olabilir ama elimizde bununla ilgili net bir delil yok. Bir açıklama yapılmadı, bir rapor değil mi? Yani bu patlama ile ilgili son... Yok yani çok kişi yaralandı. Yani. Yaralananların, ölenlerin aileleri hala bir takım hukuki mücadeleler veriyor ama tabii Lübnan'da gibi bir yerde böyle şeylerden bir netice çıkacağını zannetmiyorum. Şimdi yani ekonomik olarak güçlü olmayan bir ülke Lübnan ama Hizbullah çok güçlü. Nasrallah intikamımızı alacağız. Yani görülmemiş gelişmeler yaşayacağız dedi dünkü konuşmasında. Hatta konuşma yaptığı sırada Nasrallah'ın, hatırlıyorum, akşamüstü dün yine bir saldırı gerçekleştirdiler. Lübnan hükümeti Hizbullah'tan farklı bir karar alabilir mi? Yoksa Hizbullah daha güçlü değil mi şu anda Lübnan'da? Ya şunu söyleyelim, yani meşru bir hükümet yok. Necip Mikati başbakan ama bu başbakanın meşruiyetini sağlayan bir seçime dayalı bir başbakan değil, kabine değil. Yeni bir kabine kurulmadı. Hala kurulmaya çalışılıyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Tabii siz sistemi böyle mezheplere göre böldüğünüzde bu makamları işgal edebilecek insanları da bulmanız gerekiyor. Yani mesela Lübnan'da şöyle bir şey olsaydı, yani en yetenekli, en iyi eğitim almış insan cumhurbaşkanı olsaydı maruni olmadığından dolayı birçok kişi başbakan olamaz. Böyle bir durum söz konusu. Veya işte ben bir maruniyim ama kabineyi kurmak için başbakanlığa adayım ama başbakan olamıyorum. Yani böyle absürt bir sistem var. Dolayısıyla da ilginçtir, Sünnilere ayrılmış başbakanlık koltuğunu doldurabilecek bir Sünni lider de yok piyasada son zamanlarda. Yani en son Refik Harir'in ölmesinden sonra bu Sünni lider rolünü Saad Hariri oynamaya çalıştı ama çok başarısız bir Sünni lider oldu. Yani bu gerek 2005'ten 2011'e kadarki performansı, gerekse 2016 yılında Michel Aoun'la işte uzun süre yine seçemiyorlar devlet başkanını, bir uzlaşmaya vardılar. Michel Aoun Maroon lider cumhurbaşkanı oldu. O da hükümeti kurdu ama çok uzun süreli olmadı hükümet. Ve şu anda bir Sünni lider sıkıntısı var. Tabii bu Sünni liderin arkasında da bir takım güçler var. Onu da söyleyelim yani. Hani Suudi Arabistan başta olmak üzere. Türkiye'de zaman zaman müdahil olmaya çalışıyor ama esas tabii finansör Suudi Arabistan. Suudi Arabistan kendi tarzında bir Sünni lider bulamadı. Hariri'de hatta son zamanlarda işte 2021'de şeyi bıraktı biliyorsunuz, Saad Hariri. Suudiler tabii Hariri ailesinin servetinin kaynağı. Hem şirketler battı. Bunda tabii Saad Hariri'nin beceriksizliği de var ama Suudiler aynı zamanda da dediler ki sen artık İran'a karşı, Hizbullah'a karşı mücadele edebilecek bir Sünni lider değilsin. Artık senin süren doldu ve adam bıraktı. Şimdi bazen geri dönmeye çalıştığına dair bir takım işaretler var ama çünkü Sünni lider yok ülkede. Yani dolayısıyla da mevcut hükümetin Hizbullah'a karşı bir baskı oluşturacak bir rolü söz konusu değil. Cumhurbaşkanı zaten yok. Dolayısıyla da böyle bir durum var. Tabii bu belki net bir biçimde şöyle bir şey de ortaya çıkabilir. Yani İsrail Lübnan'a bir kara saldırısı düzenlediği takdirde Hizbullah'la birlikte Lübnan hükümeti ve Lübnan ordusu, yani küçük bir askeri güç Lübnan ordusu ama nasıl bir tavır gösterecek? Buna bakmak gerekiyor. Yani Lübnan ordusu Hizbullah'la birlikte ülkeyi bir işgale karşı savunmak için harekete geçecek mi ki? Geçer mi? Ben pek zannetmiyorum. Öyle ben mi? Pek zannetmiyorum. Çünkü ayrılma riski var. Ama şunu da söyleyelim, hani 1970'ler 80'lerde mesela İsrail'in Lübnan içerisinde bir takım müttefikleri söz konusuydu. Özellikle Hristiyan Marunilerden işte Beşir Cemayel gibi önemli isimler vardı. Ama günümüzde İsrail'in böyle bir desteğe sahip olduğuna dair bir işaret yok. Yani yine 70'lerden ve öncesinde Maruni Kilisesi ile İsrail'in arası çok iyiydi, Siyonist örgütler üzerinden. Ama şu anki Patrik mesela, Marni Patrik Bişar el-Huri oldukça zeki, tarafsız ve Lübnan'ın ulusal çıkarlarını biraz daha ön planda tutan bir Patrik. Hizbullah'a karşı da bir tavırı söz konusu değil. Yine Maruni liderlere baktığımızda en çok tabii ismi olan kişi Samir Caca, eski bir savaş suçlusu. İç savaş suçlusu. Daha sonra hapiste yattı ve 2005'ten sonra dışarı çıkmıştı. Ama Samir Caca da zaten yaşı itibariyle çok uygun değil ve böyle bir maceraya girebileceğini ben de pek zannetmiyorum. Ama yine de bu konulara dikkat etmek lazım. Yani İsrail'in Lübnan'a bir kara harekatı düşünüyorsa, ki bir sürü dezavantajı var İsrail'in. Sizin de söylediğiniz gibi Gazze'de bir savaş sürdürülürken yeni bir cephe açmak. Buraya girdiğinde dün Hasan Nasrallah açıkça söyledi, dinlemişsinizdir. Evet, bekliyoruz dedi. Gelin tabii, dedi tabii. Yani tanklarınızla gelin. Çünkü Hizbullah'ın aslında tabii bir konvansiyonel savaşlara savaşabilecek bir devlet ordusu gibi hareket etmediğini de söyleyelim. Yani Hizbullah'ın vurucu gücü kent merkezleri veya kırsalda gerilla savaşıyla, gerilla taktikleriyle yapılacak savaşlar ki İsrail birlikleri muhtemelen İran'a girerse çok ciddi bir direniş ve saldırılarla da karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Yani yılmayacağız. O zaman gerçekten Nasrallah'ın dediği gibi görülmemiş bir şekilde haberler alacaksınız. Bunun altını çizdi dünkü açıklamasında. Hani gereken karşı... Ya şimdi burada tabii birazcık bir beklemek lazım. Yani Hizbullah'ın askeri yeteneklerinin ve gücünün sınırlarını hala İsrail test ediyor. Ama Metullah'daki yani askerisini vurdu Hizbullah'ta. Tabii Metullah çok şey zaten çok şöyle söyleyeyim, sadece askeri üs açısından değil, Metullah 1895 yılında Siyonistlerin aldıkları toprakla bir Dürzi köyüydü Metullah. Orada bir Siyonist yerleşkesi kuruldu. Yahudi yerleşimi, yani bölgedeki en eski Yahudi yerleşimi. Böyle bir sembolik önemi de var. Onu da söyleyelim. Diğer taraftan ama şunu söylüyorum ben. Yani mesela son 1-2 gündür en çok şu tartışıldı. Bu çağrı cihazlarıyla yapılan saldırıyla hem Hizbullah'ın adam kaybettiği yaralanmalarla hem de telekomünikasyon ya iletişim altyapısının çöktüğüne dair bir sürü iddia. Yani bir savaşta emir komuta zinciri nasıl işleyecek falan bir sürü tartışma yapıldı ama şunu eklemek istiyorum. Bu çağrı cihazları Hizbullah'ın tek iletişim aracı değil. Hatta Hizbullah'ın iletişim ağı içerisinde çok küçük bir rol oynuyor. Hemen zaten internette şöyle bir tararsanız 2006 Temmuz Savaşı'ndan beri İran'ın maddi desteğiyle kurulmuş bir kablolu iletişim hattı var Hizbullah'ın. Yani Lübnan'da devletin telekomünikasyon hattının hemen yanında Hizbullah'ın kablolu yani fiber kabloyla ülkenin birçok yeriyle iletişim kurabilecek bir kapasitesi var. Ve şu ana kadar da Hizbullah'ın bu kablolu iletişim hattına bir zarar verdiğine dair bir şey duymadık. Dolayısıyla da bir çatışma çıktığı takdirde hala Hizbullah'ın kendi savaşçılarıyla koordinasyon sağlama konusunda çok fazla da sıkıntı yaşayacağını zannetmiyorum. Ama şunu da ekleyelim, yani bu son saldırıda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından kaç kişi zarar gördü bunu da bilmiyoruz. Yani yaz boyunca suikastlerle öldürülenler oldu ama yani bunun sağa bir yansıması olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Yine aynı zamanda Hizbullah'ın füze gücünü 100.000'lerin üzerinde füzesi olduğu ifade ediliyor. Bunu İsrail istihbarat kaynakları da söylüyor. Veya dronlar kullandığı veya gerilla tarzı savaşla özellikle sınırda tüneller, sızma eylemleri, yani bunların hepsi Hizbullah'ın savaş şeklini belirleyecek unsurlar. Yani bunların ne kadar başarılı kullanıp kullanılmayacağını da tahmin etmek zor. Yani o yüzden en başta ben size söyledim, yani topyekün bir savaş hem İsrail açısından hem de Hizbullah açısından zor olabilir. Bir de Hizbullah'ın tabii Lübnan'ın ekonomik koşulları, bu siyasi ve ekonomik çöküşü de dikkate alarak hareket ettiğini söyleyelim. Yani Hizbullah ben şuraya 300 tane 500 tane füze atayım, İsrail'le savaş olsun, kan gövdeyi götürsün diyemiyor. Bunu genelde İran'ın engellemesi olarak açıklayanlar var ama tabii İran'ın tutumu farklı bir noktada. Hizbullah, şunu da vurgulayalım, Hizbullah bir Şii örgüt ama Hasan Nasrallah bir Arap lideri. Yani 2006 Savaşı'ndan sonra Arap sokaklarında Hasan Nasrallah'ın fotoğrafı asılıyor her yere. Dolayısıyla da Hizbullah rasyonel de bir örgüt. Yani böyle büyük bir savaşın Lübnan'ı çok ciddi bir yıkıma, yani mevcut zaten bir çöküş var. Çöküşü daha da derinleştireceği, belki de Lübnan'ın varoluşsal bir tehlikeye düşmesine yol açacağını biliyor. Ve aynı zamanda tabii böyle bir savaşta askeri olarak uğrayacağı kayıplar Hizbullah'ın siyasi yapılanmasının da zayıflamasını, aynı zamanda da ülke içinde Hizbullah'a karşı bir takım rakiplerin ortaya çıkmasına yol açabilir. Yani eminim ki Hasan Nasrallah ve Hizbullah'ın üst kademesindeki liderler bunların hepsini düşünüyorlar. Peki. Yani bir saldırı ne olur, bunun karşılığı ne olur ve örgüt ayakta kalabilir mi? Yani bu dediğim gibi bir örgüt, yani devlet falan değil. Ama tabii ki silahlı bir örgüt. Taif Anlaşması'yla burada meşru bir hakkı var. Bu da hesaplanmış, silahlanabilir. Bunu da altını çizmiş olduğunuz bir kezdi sizden dinlemiş olduk. Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Başka farklı bir pencereden bakmaya çalıştık aslında. Biraz tarihe yolculuk yapmak istedik sizinle. Daha iyi anlamak için. Ağzınıza sağlık. İyi çalışmalar diliyorum. Reklama ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim. İyi yayınlar. Sağ olun.